Alternatif çözüm yollarından Türk yargı sistemine kazandırdığımız tahkim ve uzlaştırma merkezi hayırlı uğurlu olsun. Devrim niteliğinde bir iş yaptı siyaset. Yıllardır diyoruz ki şimdi mahkemelerden şikayetçi olmayan var mıydı burada? Var mı bir tane? Bize de bir iki kişi çıkardı ya. Demek ki adaletin diyor ki en adil hüküm en hızlı verilen karar diyor. Birinci derece mahkeme 2 yıl minimum. Hemen kaybettik mi zaten acaba yukarıda tutar mı diye bir üst derece mahkemeye gidiyoruz 2 yılda orası sürüyor. Dünya Bankası'nın raporu bu. Yani toplam 4 yıl. Benim 100 lira alacağım var senden. Tam 4 sene sonra alıyorum arkadaş. Enflasyonda nereye eridiğini düşün. Hak geliyor ama 4 sene sonra geliyor. Bana bugün lazım para 4 sene sonra geliyor. Şimdi Rize Ticaret Sanayi Odamızın merkezinde açtığımız top uyum ve arabuluculuk tahkim merkezi var. Hükümetimiz yıllardır diyorum ki bak batıda uzlaşma kültürü var diyorsun. Benim kültürüm de var. Ahilik geleneğimizde var zaten. Dünyaya örnek olmuş model biziz. Ama bizdeki iyi örnekleri dünya almış. Şimdi tekrar bize uyum, arabuluculuk, tahkim diye bize pazarlıyor. Biz yeni bulmuş gibi sonunda Allah razı olsun hükümetimiz bunun yasasını çıkarttı değerli kardeşler. Şimdi helalleşiyoruz bak uyum. Uyumda, arabuluculukta, tahkimde en önemli kazanç ne biliyor musunuz? Diğer mahkemeye gittiniz, kaybettiniz davayı. Kaybettiğiniz zaman hakim, başka bir şey söyleyeyim de haksız karar verdi diyorsun, itiraz ediyorsun. Ama burada helalleşerek bitiyor. 100 bin dosya. 100 bin dosyada anlaşma oranı ne biliyor musunuz? %70. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? %70'i sulhen çözüldü ya. Helalleşiyorlar ya. Bir de 4 sene sürmüyor ha. 3 ayda iş bitiyor. Özellikle değerli kardeşlerim son günlerde üyelerimizden gelen bir talep var. Finansmanda bankalardan bir sıkıntı erişimde, finansman erişimde sıkıntı yaşıyoruz diye. Bütün Türkiye'nin her yerinden, ilçesinden, üyelerimizden talep geliyor. Biz buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bankaları bu sıkıntılı devreyi daha yapıcı olarak davranmalarını bekliyoruz. Biz onların ettiği kâra laf etmiyoruz ha. Tarihlerin en büyük kârını ediyorlar. Biz ona laf etmiyoruz. Ama özellikle Türk özel sektörünün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları. Yoksa destek olmalarını bekliyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.